Sürüngenler içerisinde insansı sürüngen ırk olarak adlandırılan ve sınıfı çoğu zaman zekaları yönünden insanlara benzediği söylenmektedir. Fantezi, bilim kurgu, komplo teorileri ve ufoloji türünden eserlerde yer alırlar. Sürüngenlerin varlığı teorisini yayan ilk insanlardan biri David Icke'dir. Ona göre kozmostaki kertenkeleler insanlar üzerinde iktidarı ele geçirerek dünyadaki en etkili insanlardan olan İngiliz kraliçesi ve Amerikan başkanlarının aslında sürüngen olduklarını ortaya koymuştur. İlk, insanların Orta ve Yakın Doğu'dan gelen ailelerin torunları tarafından yönetilen bir gizli topluluklar ağı tarafından yönetildiğini savunuyor. Eserlerinde bazen onları Babil kardeşi olarak adlandırır. Yaklaşık 500.000 yıl önce dünyaya gelen Anunnaki sürüngen ırkının hikayelerinde Homo sapiens türlerini yarattığına ve hala onu kontrol ettiğine inanıyor. The Greatest Secret'te ortaya koyduğu teoriye göre Reptilianlar büyük ölçüde insanlara benzeyen iki ayaklı sürüngen yaratıklardır. Ona göre yeraltı üslerinin yanı sıra devasa bir tünel ve mağara ağı içerisinde yer altında yaşıyorlar. Yeraltı üssü teorisi UFO hipoteziyle bağlantılıdır. Ve bu tanımlanamayan nesnelerin veya ışıkların herhangi bir şekilde görülmesinin insanlığı sömüren ikinci bir ırkın bu gizli varlığının sonucu olduğu anlamına gelebilir. 2006 yılında Terry Wogan'la yaptığı bir röportajda David Icke şunları dile getirmiştir. Teorisinin açıklanmasından sonra alay edilmeden halkın önüne çıkamayacağını itiraf etmiştir. Bazı gazetecilere göre sürüngenler ve sürüngen olayına benzer teorilerin, otoriteye güvenmeyen kişilerin, suç ve savaş gibi konulardan sorumlu kişilerin insanlıktan çıkarak sürüngen olduğu öne sürülmüştür. Reptilianların neye benzediğine dair farklı söylentiler vardır. Konuyla ilgili araştırma yapan birçok kişi farklı benzetmelere yer verir. Bununla birlikte bazı belirli ortak özellikler de vardır. Vücutları genellikle insanlardan daha büyük ve kaslıdır. Derileri pullarla kaplıdır. Kafa tasları koni şeklindedir ve gözleri yeşil, dar göz bebekleri vardır. Ek olarak Reptilianların 3 parmaklı elleri, dışarı çıkmış bir çenesi ve kuyruğu vardır ve kulaksızdırlar. Farklı yeteneklere sahiptirler. Bunlar zihin kontrolü, telepati, ultrason iletişimi, insanüstü güç ve hızlı yenilenme gibi ilgi çekici yeteneklerdir. İleri teknolojinin yardımıyla insan biçimini alabilmektedirler. Ancak bazı kişilerin raporları arasında kısa bir süreliğine insanlık dışı görüntüler gördüklerini örnek verecek olursak, izleyicinin bir yılan görüntüsüyle felç hissetmesine yol açacak kadar önemli ölçüde bir görüntü gördüklerini söyleyebiliriz. Yaşamları genel olarak yer altındadır. 2011 yılında bir radyo röportajı sırasında Lewis, eski Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'e defalarca kendisinin ve Dick Cheney'nin kertenkele olup olmadıklarını ve insan etini sevip sevmediklerini sordu. Şaşıran sekreter doğrudan cevap vermeyi reddetti. Bu da suçlamaların kabulü olarak yorumlandı. 3 sene sonrasında 7 Ocak 2014'te Yeni Zelanda Başbakanı John Key'e benzer bir soru yöneltildi. Shane Verbrook resmi bir bilgi talebinde bulunarak şu soruyu yöneltti. Bayan John Key'in aslında insanlığı köleleştirmeyi amaçladığını, şekil değiştiren bir sürüngen yani uzaylı olduğu düşünülüyor. Bunu çürütecek bir kanı var mı şeklinde bir soru yöneltildi. Yürürlülükteki yasaya göre yöneticiler tarafından soru çok saçma bulundu ama cevaplamak zorundaydılar. 11 Şubat'ta bu tür bilgileri içerdiği iddia edilen belge yok ya da bulunamadı yanıtı verildi. Kesin bir cevap olmaması nedeniyle John Key, 3 News televizyon kanalının programında yorum yapana kadar gazeteciler başbakana kişisel soru yönelttiler. Açıklaması şu şekildeydi. Sürüngen değil, hiçbir uzay gemisinde veya uzayda bulunmadım ve dilim ömür boyu sürüyor şeklinde belirtti. Uzaylılarla ilgili ilk eserler yazılmaya başlandığında yazarlar doğadaki görünümleri ilham alarak ilerlemişlerdir. Bu nedenle birçok uzaylı ırkının bazı hayvan özellikleri vardır. Örnek verecek olursak, büyük böceklere, büyük kedi başlı insansılara ve sürüngenlere benzetilmişlerdir. Aynı zamanda sürüngenler, bizden önce gezegenimizi yönetirken hala hayal gücümüzü harekete geçiren dinozorlar sayesinde bizi büyülemenin bir yolunu bulmuşlardır. 1982 yılında ise Kanadalı paleontolog Dale Russell özel bir düşünce deneyini şu şekilde dile getirdi. Diyelim ki 65 milyon yıl önce dünyaya dinozorların yok olmasına katkıda bulunan bir göktaşı çarpmadı. Ve çeşitli araştırmalara göre son derece zeki bir dinozor olan Troodon'un insan benzeri bir yaratığa dönüşmeye başladığını varsayalım. Russell'a göre ortaya çıkan dinozorun büyük gözleri ve 3 parmaklı pençeleri olacaktı. Ancak meme uçları olmayacaktı. Gregory ve Thomas bir dinozorun yatay bir vücut duruşuna, vücudu dengelemeye yardımcı olacak uzun bir kuyruğa ve kuş gibi ayaklara sahip olması gerektiğini savundu. Tabii ki evrimsel bir bakış açısıyla sayısız antropomorfik özelliklere sahip bir dinozorun var olamayacağı basit bir nedenden dolayı şimdiye kadar reddedildi. Ayrıca günümüz paleontolojisi dinozorların sürüngenlerden daha çok kuş olduğu görüşü savunulmaktadır.
filmlere, yazı dizilerine, belgesellere, kitaplara konu olmuş bu ırk hakkında çok da iyi şeyler söylenmiyor. Fantastik görünüşleri ve bu görünüşün tarifleri kulağa ve göze çok hoş görünmese de asıl ürkütücü olan şey huyları olduğu biliniyor. Bir gün asıl yüzleriyle karşılaşma ihtimalimizi hesaba katarsak, görünüşü hakkında birkaç bilgiyi paylaşmak yerinde olur. Reptilianlar süngerimsi varlıklardır. Uzun kafa tasları, kocaman renkli gözleri ve kilitlenen bakışları çoğumuz için ürkütücü gelebilir. Dört parmak el ve ayakları, hafif kambur iskelet sistemleri ve kalın tırtıklı süngerimsi bir deri yapısına sahiptirler. Vücutlarını istedikleri şekle ve görüntüye dönüştürebildikleri için asıl görüntüleriyle karşılaşmalar ender zamanlarla kısıtlı kalmıştır. Uzaylılar tarafından kaçırıldığını, kötü muameleye uğradığını iddia edenlerin, açıklanamayan garip olaylara maruz kalanların söylemleriyle oluşturulan bu tasvir, ilk kez ufoloji alanında kullanılarak gündeme gelmiştir. Ve sonrasında insanoğlunun dış dünyaya olan merakıyla dalanıp budaklanmış bir araştırma ve gözlem konusu halini almıştır. Bu soru birçok kişi için merak konusudur. Obama ve Putin'in ve hatta İngiliz kraliyet ailesinin birer reptilian olduğu iddia edilmektedir. Yaşlarına rağmen fiziksel aktiviteleri, zeka alametleri, ikna ve yönetici kimliklerine bakılarak bu kanaate varılmış. Pek çok kaynakta ise kan ve savaştan beslendikleri yazıyor. Reptilianların huzursuzluk ve mutsuzluk yaratmakta, ayrıştırıp bölmekte, kin ve öfkeyi kitleler haline dönüştürmekte, medyayı ele geçirmekte başarılı roller üstlendikleri pek çok kaynakta yer almaktadır. Oldukça bencil yapıdadırlar. Reptilianların en dikkat çeken davranışlarından birisi ise insanları üretimden uzaklaştırmak, insanlığı değer yargılarından koparmak, duygusuz, sevgisiz bir toplum oluşturmak gibi istekleri vardır ve dünyayı istila etmek istemektedirler. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.